Merhaba sevgili öğrencilerim matematikteki YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocamız Rağıp Hoca. Maşhur yayınları 7. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda çokgenler bölümünün ilk testini çözeceğiz. Neler var videomuzda? Çokgenlerin özellikleri var, İç açılar toplamı var, dış açılar toplamı var, köşegen sayısı var. Bir köşesinden çizilebilecek üçgen sayısı, köşegen sayısı ile alakalı çok güzel sorular var. Videonun çözümünü, video çözümlerini izlemeden önce soruları mutlaka kendiniz çözmeye çalışın. Videoyu durdurun. Önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra da videodaki çözümle karşılaştırın. Aynı yoldan mı çözülmüş, daha kısa bir çözüm mü yapılmış bunları görebileceksiniz. Sorulara geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki yeni videolardan ilk siz haberdar olun. Özellikle önümüzdeki sene DGS sürecinde sizlere büyük desteğim olacak. Şimdiden bunun müjdesini de vermiş olayım. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki Yukarıdaki tabloda bazı çokgenlerin kenar sayısı, çokgenlerin bir köşesinden çizilen köşegenlerle oluşturulabilecek üçgen sayısı ve çokgenlerin iç açılar toplamı verilmiştir. Buna göre tabloda yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla aşağıdakilerden hangisi, hangisinde verilenler gelmelidir diye soruluyor. Şimdi kenar sayısı 6 olunca ne olacak burası? 6 gen kenar sayısıyla aynı ismi taşır çokgenler. İç açılar toplamı 1260 olarak verilmiş. İç açılar toplamını n-2 çarpı 180 formülüyle yapıyoruz. 1260'a eşit. Bu eşitliği çözebilmek için buradaki çarpı 180'i yok etmeliyiz. Nasıl? Bölü 180 de tabii ki ters işlemle. Bölü 180 yaptık. n-2 kaldı. 1260'ı 180'e bölersek ne olur? Hemen kenarda bölelim. 126 bölü 18 yapacağız. Sonu. 6 olması için 7 kere olmalı diye düşünüyorum çünkü 7 kere 8 56 elde var 5 7 kere 1 7 5 elde 12 tam da dediğimiz gibi 7 çıktı. en eksi 2 7 ise eksi 2'yi diğer tarafa art olarak attık en eşittir 7 artı 2'den kaç oldu 9 o zaman burası 9 gen olmalı 6 gen ve 9 gen hepsi altıgen diye başlıyor zaten burada sıkıntı yok 9 gen diye devam etmedi dolayısıyla A ve C şıkkını elemiş olduk. Geldik. İç açılar toplamı 360 derece diyor. Aynı formülle yapacağız. n 2 çarpı 180 eşittir. 360 ise her iki tarafı ne yapıyorum? 180'e bölüyorum az önce yaptığımız gibi. 180'e böldüğümüzde şunlar gitti. n 2 kaldı. 360 bölü 180 2 yapıyor. Eksi 2'yi de diğer tarafa art olarak gönderirsek n eşittir 2 artı 2'den 4. Yani burası 4 gen olmak durumunda. Bakıyoruz B şıkkında da D şıkkında da dörtgen. O zaman son kısma kaldı olayımız. Üçgen sayısı 8 olarak verilmiş. İç açılar toplamını n-2 çarpı 180 ile hesaplıyoruz. Neden? Üçgenlerin iç açılar toplamı 180 derecedir ve n-2 tane üçgen oluşur. O zaman n-2 eşittir 8 diyeceğiz. Üçgen sayısına 8 denliği için. Eksi 2 diğer tarafa artı olarak geçince n eşittir 8 artı 2'den 10 olacak. Yani son kısmı 10 gen gelmeli. Cevabımız B şıkkı oluyor. İkinci soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde planı verilen düzgün altıgen biçimindeki bir parkın etrafındaki oyun alanları kare şeklindedir denmiş. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Soruda düzgün altıgen ve kare şekillerinden bahsediliyor. Kare de bir düzgün çokgendir. Düzgün çokgenlerde açılarla ilgili soruları dış açılardan yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bakalım burada neler göreceğiz. Burada iç açılardan yapmamızı gerektiren bir soruyu alınız. Yani, Soruların çoğunluğunda dış açılardan yapabilirsiniz. Ama bazılarında da iç açılarını kullanmanız gerekiyor. Mesela bunda iç açıları kullanacağız. Karelerin iç açılarını biliyoruz 90 derece. Şuralara 90'ları yerleştirdik. Farkın iç açısı da düzgün altıgen olduğu için dış açıdan yola çıkalım yine. Dış açıları toplamı 360 derece. 6 tane dış açısı var. 360'ı 6'ya bölünce 60 derece olur bir dış açı. İç açıyla dış açının toplamı 180 olduğu için 180 dereceden de 60'ı çıkarttığımızda 120 derece olur bir iç açı. Bu şekilde altıgenin iç açısı nerede var? Şurada var mesela. Burası 120 derece. Diğerleri de 120 ama bize lazım olan yer burası. Ve bunun tamamı şöyle tam açı olmalı. Yani 360 derece olmalı. Neler var burada? X var. 90 var. Bir tane daha 90 var. Ve 120 var. Bunların toplamı 360 derece olacak. 90, 90'dan 180. 120 ile de topladığımızda 300. Diğer tarafa eksi olarak gönderiyoruz. X eşittir. 360 eksi 300'den x eşittir 60 derece oluyor. Bize sorulan x 60 derecedir yani C şıkkı. Üçüncü soru. Bir dış açısının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Düzgün çokgenlerin tüm dış açıları birbirine eşit ve toplamları da 360. 360 derece hepsinin ölçüsü. Bir tanesinin ölçüsü 45 ise 45'e bölerek kaç tane dış açısının olduğunu bulurum. 360 45 8 defa vardır. 8 tane dış açısı var demektir. 8 tane dış açısı varsa 8 tane iç açısı, 8 tane kenarı, 8 tane köşesi vardır. Kaç kenarlıdır dediği için de cevabımız 8 olur. Yani C şıkkı. Şekilde ABC'de paralel kenar. DAB açısı 80 derece. Bakıyoruz şeklin üzerinde verilmiş mi diye. DAB açısı verilmiş 80 derece burası. DEC açısı 50 derece. O da verilmiş. Olduğuna göre ECD açısı kaç derecedir? ECD açısı da burada X kaç derecedir diye soruluyor. Paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani buradaki A açısıyla D açısının toplamı 180 olması gerekiyor. Sebebi DC ile AB paralel. İki paralel arasında bir kesen varsa karşı durumlu açı ya da U kuralı dediğimiz kuraldan yapabiliyoruz. 180 dereceden 80 dereceyi çıkartarak D açısını bulduk 100 derece. Üçgenin iç açılar toplamı da 180 dereceydi. Dolayısıyla 100 artı 50 artı x eşittir 180 olacak. 100 %50 ile 50'nin toplamı 150 diğer tarafa eksi olarak geçti. x eşittir. 180'den 150 çıkınca da ne kaldı? 30 derece kaldı. Cevabımız da A oldu. İç açılarının toplamı 1800 olan bir düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır diye sorulmuş. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180 ile yapılıyor. Bu 1800'e eşit. Her iki tarafı ne yapacağız? 180'e böleceğiz. Çarpı 180'den kurtulmak için bölü 180 yapıyoruz. Şurada 1800 olacaktır. 1800 bölü 180. Evet 180'ler birbirini götürdü. n-2 kaldı. Sağ tarafta ise 1800 bölü 180'den 10 kaldı. Eksi 2 diğer tarafı art olarak geçince de n eşittir 10 artı 2'den 12. Yani 12 kenarlı bir çokgenimiz, 12 genimiz var demektir. Köşegen sayısı nasıl bulunuyor? n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile bulunuyordu. n yerine 12 yazdık. 12 çarpı 12 eksi 3 bölü 2 olacak. Sonra ne yapacağız burada? Sadeleştirme yapabilirsiniz çarpı durumunda. 12 ile 2'yi sadeleştirirsem, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. 6 çarpı, şurası ne oldu? 12'den 3 çıkınca 9. 6 çarpı 9. Paydamız 1 olduğu için yazmaya gerek yok. 6 kere 9 kaç yapıyor? 54 yapıyor. Cevabımız da C şıkkı oluyor. 6. soruda bir yamuk şekli görüyoruz. Yukarıdaki ABCD B, C, D yamuğunda D, C paraleldir. AB. B. Nereler paralelmiş? DC paraleldir. AB. Şunlar birbirine paralel. Tamam. Buna göre x artı y aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Sağ tarafta y'ler var, sol tarafta da x'ler. Bakın burada iki tane paralel verilmişse burada o kuralı var. C, D, A B şuradaki o kuralıyla ne yapıyoruz? 5x ile 4x'in toplamının 180 olmasına karar veriyoruz. 5x artı 4x eşittir 180. 9x eşittir 180 oldu. Her iki tarafı da 9'a böldüğümüzde x eşittir 20 olarak cevap bulundu. Geçtik sağ tarafa. Sağ tarafta neler görüyoruz? 7Y ve 5Y var. Burada da yine U kuralımız var. Paralel iki doğru arasında olduğu için bunlar. Bunların da toplamı 180 olmalı. Yani 5Y artı 7Y eşittir 180. 12Y oldu 5Y ile 7Y'nin toplamı 180. Her iki tarafı da 12'ye böldüğümüzde 180 bölü 12'den y eşittir 15 olarak bulundu. Bize ne soruluyordu? Bize sorulan x artı y. O zaman x'i 20 bulduk. y'yi de 15 bulduk. 20 ile 15'in toplamı da 35 etti. Cevabımız b şıkkı oldu. Paralel kenarda açıların sorulduğu yedinci sorudayız. Yukarıdaki abc'de paralel kenarında A'nın açı ortayı zaten şeklin üzerinde gösterilmiş. Aynı semboller ile nokta konularak. d açısı 124 derece olduğuna göre dfa açısı kaç derecedir? dfa neresi? d. F ve A. Yani şurayı soruyor bize. Bize sorduğu yer burası. Şimdi paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180 dereceydi. Yani buradaki B açısıyla A açısının toplamı 180 olması gerek. 180'den 124'ü çıkartıyoruz ve 56 derece buluyoruz. Bu B açısının ölçüsü. Şurası pardon A açısının ölçüsü. Düzeltelim hemen. A açısının ölçüsü 56 derece. Sonra ne yapıyoruz? Açı ortaya olduğu için iki eş parçaya ayırmamız lazım. 56'yı 2'ye bölüyoruz ve 28 derece olarak buluyoruz. Bu 28 neresi? Şurası ve burası. Diğer bir bilgi, paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yani buradaki B açısı 124 derece ise karşısındaki D açısı da yine 124 derece olması gerekir. Şimdi buradaki üçgene odaklanalım. A, D, F üçgeni üçgenin iç açıları toplamı 180 olmalı. Şuraya x derseniz eğer 124 var. Şurada 28 yazıyor. 28'imiz var. Ve şurada da x var. Artı x. Bunların toplamı 180 olmalı. Çözelim. 124, 100, 124 ile 28'in toplamı 152 artı x eşittir. 180 oldu. 152'yi diğer tarafa eksi olarak atarsak x eşittir. 180'den 152 çıkınca kaç kalıyor? 28 kalıyor. Cevabımız da C şıkkı oluyor. Şekildeki ABCDEF düzgün altıgen, ABLK kare olduğuna göre AKF kaç derecedir denmiş? AKF açısı neresi? AKF şurası soruluyor bize kaç derece diye. Yine üçgenin iç açılarından gideceğiz büyük ihtimalle. Şurası kare olduğu için karenin iç açıları her biri 90 derecedir. Şuraya 90'ımızı yerleştirdik. Karenin bütün kenarları da birbirine eşittir. Şöyle eşit olduğunu gösteren sembollerimizi de koyalım. Düzgün altıgenin de tüm kenarları eşit olduğu için AB düzgün altıgenin bir kenarı o zaman şurada da kenar eşit olacak. Görüyorsunuz burada ikizkenar kenar üçgen çıktı. Yani K açısıyla buradaki F açısının birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman ben üçgende şu A kısmındaki açıyı bulursam küçük açıyı kırmızıyla boyadığım yere kalan kısmı da 2'ye bölerek k ve v açılarını bulmuş olacağım. Düzgün altıgenin bir iç açısına bakmalıyız. Şurası düzgün altıgenin bir iç açısı. n eksi 2 çarpı 180 bu iç açılar toplamıydı. Bunu n'e bölerek bulabilirsiniz. Daha kısa yoluysa dış açılar toplamı 360 derece olduğu için 6'ya bölerek bir dış açısını 60 derece buluruz. Dış açıyla iç açının toplamı 180 olduğu için de 180'den 60 çıkartarak 120 derece buluruz bir iç açıyı. Yani şurası komple 120. E burası 90'dı zaten. Ne yapıyoruz o zaman? 90'ı 120'den çıkartıyoruz ve 30 derece buluyoruz. kırmızıyla boyadığımız yeri. Şuralara da x, x dersek f ve k açılarına üçgenin iç açılar toplamı 180. 2x artı 30 eşittir 180 olur. 30'u diğer tarafa eksi olarak gönderdik. 2x eşittir. 180'den 30 çıkınca 150 kaldı. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 75 olacak. Dolayısıyla bize sorulan yer 75 derece yani D şıkkı. 9. sorudayız. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre beşgenin iç açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Yani şurası soruluyor. Burayı bulmak için diğer iç açıları bilmemiz lazım. A'nın dış açısı 60 derece verilmiş. İç açısı o zaman 120 olacak. Yani 3x eşittir 120 diyoruz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 40 oluyor. Yani şurası 120 derece. Bunu biliyoruz zaten. X'i niye bulduk? Çünkü E açısında x bölü 2 var. x bölü 2 ne demek o zaman? 40 bölü 2 demek. 40 bölü 2 de 20 yapıyor. Şurası da 20 derece. Yine D dış açısı 75 verilmiş. 180 dereceden 75 dereceyi çıkartarak 105 derece buluyoruz iç açıyı. Çünkü iç açıyla dış açının toplamı 180'dir. 180'den çıkartarak 105 bulduk. Şimdi beşgenin iç açılar toplamını hesaplamamız lazım. Beşgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 formülüyle 105 yazdığınız zaman 5-2 çarpı 180 olacak. 5'ten 2 çıktı 3. 3 çarpı 180. 3 ile 180'in çarpımı da 540 yapıyor. Şöyle 540. Peki C'yi nasıl bulacağız? Buraya kadar her şey tamam. C'yi nasıl bulacağız? C'yi de 4 tane iç açıyı toplayıp 540'tan çıkartarak bulacağız. Toplayalım. 160, 120, 105 ve 20. 4 tane açı oldu. Beşincisi de zaten C açısı. 540'tan çıkartarak bulacağız. Burası 5. 6, 2 daha, 8, 2 daha, 10. Elde var 1. 1, 2, 3, 1 de elde 4. 405 etti. 540'dan 540'tan 405'i çıkartırsak da 135 derece buluyoruz C açısını. C iç açısı 135 derece. Cevabımız A şıkkı. Düzgün beşgen verilmiş. X açısı kaç derecedir diye soruluyor. Düzgün beşgen olduğu için tüm kenarları birbirine eşit. Bir iç açısını bulalım. 360 dereceyi 5'e böldüğümüzde 72 derece olarak bir dış açısını buluyoruz. İç açıyla dış açının toplamı 180 olduğu için 180'den 72'yi çıkartarak 108 derece bir iç açıyı buluyoruz. Yani şu E açısı 108 derece. İkiz üçgen burası AED üçgeni. Dolayısıyla şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit olmalı. Bunlar da toplamı 72 olmalı. Neden? İç açılar toplamı 180. 180'den E açısını yani 108'i çıkartırsak 72 kalıyor. 72'yi de 2'ye böldüğümüzde her bir açıyı bulmuş olacağız. Yani şuralar A açısı ve D açısı 36 derece olacak. Burası 36, burası 36. Şimdi beşgenin iç açısını az önce kaç bulmuştuk biz? 108 bulmuştuk. Şurası komple 108 A açısı x ile 36'nın toplamı 108 olmalı. x artı 36 eşittir 108. 36'yı diğer tarafa eksi olarak atarsak x eşittir. 108'den 36 çıktı. 72 oldu. x açısı 72 derecedir. Cevabımız B şıkkı. 11. soruda düzgün altıgen verilmiş ve x kaç derecedir diye soruluyor. Düzgün altıgenin tüm kenarları birbirine eşit. Şöyle tüm kenarlara eşitlik sembolü koyalım. Düzgün altıgenin bir dış açısı 360 bölü 6'dan 60 derece bir dış açısı. 180'den 60 çıkartırsak da 120 derece bir iç açısı oluyor. Şimdi burada D açısı 120 derece. Dikkat ederseniz tam ortadan kesiyor D açısını. Yani 2'ye bölüyor iç açıyı. 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60. Şuralar 60, 60 olacak. Aynı şey A tarafında da geçerli. O zaman burası da 60, 60 olacak. X soruluyor. X 60 derecedir. Cevabımız C şık. 12. ve son sorudayız. Videoyu buraya kadar izleyip de henüz beğenmediyseniz ya da yorum yapmadıysanız lütfen bir beğeni ve bir yorum atın. Ayrıca kanala abone olun. Şekildeki ABCD beşgen BCDF karedir denmiş. Bakıyoruz hemen. BCDF kare. O zaman şuralar birbirine eşit ve Ayrıca iç açıları da 90 derece. Şurası 90, burası 90, şurası 90, burası 90 gibi. Beşgen olan ne? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Beşgenin iç açılar toplamı 5 eksi 2 çarpı 180 formülünden 3 çarpı 180'den kaç çıkıyor? 540 çıkıyor. Bize neresi soruluyor? A, E, D. A, E, D yani şurası soruluyor. Burayı bulmak için beşgenin iç açılarını toplayacağız. Diğer dört açısını toplayacağız. Hangi açılar onlar? A açısı 110. B açısı 90 ile 35'in toplamı 125. C açısı 90. D açısı 25 ile 90'ın toplamı 115. Bu dört açıyı toplayacağız. 540'ten çıkartınca da E açısını bulmuş olacağız. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 1, 2 daha 3. 1 daha 4. 9 daha 13. 1 de elde 14. Elde var 1. 1, 2, 3. 1 de elde 4. 440 etti. 540'ten çıkartacağız demiştik. 440'ı çıkartalım. Tam 100 kalıyor. Yani E açısı 100 derecedir. Cevabımız C şıkkı oluyor. Bu güzel soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.